Osmanlı İmparatorluğunda batı karşısında gerilemeyi önleyebilme arzusu değişimi doğurur. Yukarıdan aşağıya doğru yaşanan bu değişimin başladığı yer ise devlet kurumlarıdır. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar, devlet teşkilatı, eğitim kurumları, askeri yenilikler, yönetim sistemi, saray, babı Ali'dir. Bu programı izledikten sonra Klasik dönem Osmanlı teşkilatı ve yapıları nelerdir? Bu teşkilatlardaki bozulma nasıl başlar? Nasıl bir gelişme gösterir? Batılılaşma sürecinde değişen ya da yeni ortaya çıkan kurumlar ve işleyişleri nasıldır sorularına cevap verebileceksiniz. <laughs> Programa Osmanlı'nın Türk devlet geleneğinden, Selçuklu ve İlhanlı devletlerinin yönetim biçiminden, Sasani ve Bizans devlet kurumlarından etkilenerek oluşan bir devlet yapısına sahip olduğunu söyleyerek başlayalım. Osmanlı Devleti, anahtar kavramı adalet olan adalet dairesi anlamına gelen daire-i adliye denilen devlet sistemi üzerine kurulmuştur. Bu daireyi mülk, ordu, hükümdar, halk adaleti sağlayacak şekilde yasalar oluşturur. Bu daire Kutal Gubilik'ten beri birçok kaynakta tekrarlana gelen ve Türk İslam devletlerinin sistemini belirleyen bir anlayışın formülleştirilmiş ifadesidir. Daire biçiminde tasarlandığı için bir öncelik sırası olmaksızın ve her öğenin diğerlerine sıkı sıkıya bağlı olduğu devlet ve mülk, ordu, hükümdar, halk adaleti sağlayacak yasalar şeklinde özetlenebilecek 5 prensip bu sistemin özünü oluşturur. Osmanlı Devlet Teşkilatı'nın ayrıntılarına gelince. 1258-1326 tarihleri arasında yaşamış Osman Gazi döneminde kararlar aşiretlerle birlikte ihtiyar meclisinde alınmaktaydı. Osmanlı Devlet yapısının ilk kurumları ise Orhan Gazi döneminde ortaya çıkar. Peki nedir bu kurumlar? Nasıl bir yapılanma vardır? Osmanlı Devleti'nin yapısını merkez ve taşra teşkilatları oluşturur. Bu teşkilatlar mali, idari, askeri, ilmi ve adli organizasyonlardır. Merkez teşkilatı, padişahın merkezi konumuyla şekillenen Divan-ı Hümayun, saray teşkilatı, bab Ali, askeri teşkilat ve maliye dairelerinden oluşur. Taşra teşkilatları ise merkeze benzemekle birlikte anlaşmalara göre farklılıklar gösterebilmektedir. Saltanat ve padişah konusundaki açıklamalarla programı sürdürelim. Osmanlı Devleti'nin başında baştan itibaren kayı boyundan bir hükümdar bulunur. Hükümdar sistemin merkezidir. İlk hükümdar Ertuğrul'dur. Ancak devletin temelleri bir görüşe göre Osman Bey zamanında 1299'da atılır. Halil İnalcık'a göre ise Osmanlı Beyliği'nin kuruluş tarihi Bizans ile savaşın kazanıldığı Koyunhisar Savaşı'nın tarihi olan 1302'dir. Orhan Bey beyliği devlete dönüştürmüş, kurumsal yönden önemli adımlar atmıştır. 1. Ahmet'e kadar padişahlık babadan oğula geçerken Ahmet'ten sonra kardeşlere, yeğenlere de geçer olmuştur. 1922 yılına kadar 36 padişah tahta çıkmış, 46 yıl ile en uzun kanuni, 93 gün ile en kısa 5. Murat padişahlık yapmıştır. Baş vezir olup sonradan sadrazam olarak adlandırılan veziri azam ve vezirler konusuna gelince. Veziri azam padişahın mutlak temsilcisidir ve her türlü işlemi onun adına yapmaya yetkilidir. Divan-ı Hümayun'u yönetmek, kanunnameler hazırlamak, görevlileri yanına alarak esnafı ve tersaneleri denetlemek, devlet görevlilerini atamak, görevden almak ya da yükseltmek gibi görevleri yerine getirir. Çandarlı ailesi, Köprülü ailesi sadrazamlık görevini uzun süre üstlenen önemli ailelerdir. Sadrazama bağlı olarak çalışan ve ondan sonra gelen vezirlere kubbe altı vezirleri denir kubbe altı vezirleri sayıları 7'ye kadar çıkabilen devlet tecrübesi yüksek kimselerdi. Gerek Divan-ı Hümayun görüşmelerinde ve gerekse devletin diğer işlerinin çözümlenmesinde önemli görevler üstlenmişlerdir. Divan-ı Hümayun konusundaki açıklamalara gelince, önce divan nedir sorusunu cevaplayalım. Divan, Hazreti Ömer'den beri kullanılan bir İslam devleti kurumudur. Bu kurumda her konu tartışılıp karara bağlanır. Osmanlı Devleti'nin merkez teşkilatında da üç önemli yönetim kurumu vardır. Bunlar da Divan-ı Hümayun, Bab-ı Asafi, Bab-ı Defteri şeklinde sıralanır. Divan-ı Hümayun en önemli kurumdur, en yüksek yargı organıdır ve herkese açıktır. Burada davalar karara bağlanır, bürokratik ve mali konular görüşülür. Divan-ı Hümayun toplantılarına vezir-i azam, vezirler, Kaz askerler, defterdarlar, nişancılar asil üye olarak katılır. Gerekli görüldüğünde Şeyhülislam, Kaptanı Derya, Yeniçeri Ağası da toplantıya dahil olur. Paşa kapısı da denilen Baba Asafi ise sadrazamın her türlü resmi işi yürüttüğü konağıdır. Baba defteri de defterdar kapısı anlamındadır. Merkez teşkilatın bu üç önemli kurumunun sekreteryası ve kalemleri de vardır. Divanda alınan kararlar niteliğine göre mühimme, ahkam, tahvil, ruhs ve benzeri adları verilen defterlere divan kalemleri tarafından kaydedilir. Reisülküttab bu işleri yürüten kâtiplerin başıdır. Reisülküttab divanda görüşülecek evrakı vezir azamın önünde okumak ve alınan kararların raporlarını yazmakla görevliydi. 17. yüzyıldan itibaren önemi artmış, divanda görüş bildirmeye başlamıştır. Bunların dışında Divan-ı Hümayun hocaları olarak adlandırılan çeşitli görevler üstlenmiş memurlar ve genellikle Macar, İtalyan, Leh, Alman ve Rum asıllı kimselerin görevlendirildiği Divan-ı Hümayun tercümanları da Divan-ı Hümayun'da çalışan kimselerdir. Zaman içinde Divan-ı Hümayun toplantılarının yapıldığı gün sayısı azalmış, onun yerini vezir divanları almıştır. Sadrazam konaklarında yapılan vezir divanları son dönemlerde Babı Ali adını almıştır. Özel ve gayri resmi bir kurul özelliği taşıyan Meclisi Meşveret ise olağanüstü durumlarda padişah tarafından toplanan bir danışma kurulu niteliğindedir. Yenileşme girişimlerinin başladığı 1. Abdülhamit'ten sonra sıklıkla işletilmiştir. Sarayı Hümayun konusuna gelince Saray hem mecazi hem de gerçek anlamda Osmanlı yönetiminin kalbidir. İlk saray Bursa'da yaptırılmıştır. İstanbul'un fethinden sonra bugünkü İstanbul Üniversitesi'nin yerinde bir saray yaptırılır. Topkapı Sarayı 1465-1478 yılları arasında yaptırılmış ve 350 yıl kullanılmıştır. Osmanlıların en uzun süre kullandıkları Topkapı Sarayı'nın fiziki bölümlendirmesi incelendiğinde Osmanlı devlet yapısı içinde sarayın işlevini de gösterir. Osmanlı'da Taşa Teşkilatı, Eyalet, Sancak, Kaza, Nahiye, Köy birimlerinden oluşur. Devlet bölgeye yargı ve yönetim için iki görevli yani bey ile kadı gönderir. Bunlar dışında Subaşı, Şehir Kethudası, Miralay gibi yardımcı yöneticiler de vardır. Eyaletler salyenesiz, salyeneli ve imtiyazlı olmak üzere üçe ayrılır. Salyene yıllık vergidir. Anadolu, Rumeli, Erzurum, Diyarbakır eyaletleri salyenesizdir. Tımar sisteminin uygulandığı bu bölgelerde arazi, has, zeyamet ve tımar olarak kaydedilir. Merkezi otoritenin gücünün daha çok hissedildiği idari bölümler buralarıdır. Bağdat, Yemen, Mısır, Cezayir, Salyeneli eyaletlerdir. İmtiyazlı eyaletler ise Mekke, Eflak, Boğdan, Erdel Beylikleri ve Kırım Hanlığı'dır. Bu eyaletler iç işlerinde serbesttir ama Osmanlı Devleti'ne bağlı hareket ederler. Osmanlı Askeri Teşkilatı ise atlı ve yaya birliklerine dayanır. Bu birlikleri oluşturan kişiler savaş olmadığı zamanlarda ziraatle uğraşırlar. Ülkenin genişlemesiyle birlikte daimi ordu ihtiyacı ortaya çıkınca esir alınan Hristiyan çocuklarının Türkleştirilmesiyle kapı kulu ocakları oluşur. Daha sonra devşirme yöntemiyle alınan gençlerden oluşan kapı askerlerinin en büyük bölümü Yeniçerileri oluşturur. Yeniçeriler evlenmezler ve ticaret yapamazlar. Osmanlı ordusunun ikinci ana grubunu akıncılar, azaplar ve asıl olarak tımarlı sipahilerden oluşan eyalet orduları oluşturur. Tımarlı sipahiler devlete ait topraklardan alınan vergilerle geçinirler. Savaşlarda ele geçen topraklar devletin malıdır. Tımar ve zeyamet adıyla savaşta yararlılık gösterenlere tahsis edilir. Halil İnalcık'a göre bu sistemin çökmesi devletin çökmesinde etken olmuştur. Eğitim ve Bilim Kurumlarına Gelince Osmanlı Devlet Teşkilatı'nda ilmiye Sınıfı, Seyfiye Sınıfı ile birlikte devletin temel taşlarından biridir. Teşkilatın üyeleri medrese eğitiminden sonra devletin hukuk, bürokrasi ve din işlerinde görevlendirilirler. En yüksek makamları Kazaskerlik ve Şeyhülislamlıktır. Klasik dönemdeki eğitim kurumu medresedir. İlk medrese 1330'da Orhan Gazi tarafından İznik'te kurulur. Medreselerde Kur'an, hadis, fıkıh, belagat, geometri, tıp, riyaziyat öğretilirdi. Eğitim Türkçe ve Arapça yapılırdı. 17. yüzyıldan sonra ilmiye sınıfında bozulmalar görülmeye başlanmış. II. Mahmut'tan itibaren Batı tarzı yeni eğitim kurumları geliştirilmeye çalışılmıştır. Osmanlı devletinin sistemli bir maliye teşkilatına sahip olduğu belirtilmekte ise de bu teşkilatın 1. Murat zamanında oluşturulduğu belirtilir. Osmanlı devletinde iki hazine vardır. İç hazine padişahın özel hazinesidir, defterdar yönetir. Dış hazine ise sadrazamın yönettiği ülke hazinesidir. Osmanlı devletinde vergi gelirleri öşür, haraç ve cizye ile rayiyet rüsumu denilen Müslümanlardan ayrı, gayrimüslimlerden ayrı alınan vergilerden oluşur. Osmanlı arazileri devlete ait miri arazi, sahipli mülk arazisi ve vakıf arazisi olmak üzere üç türlüdür. İşte Osmanlı Devleti'nin vergi gelirleri arasında yer alan öşür, miri arazilerden alınan onda bir, sekizde bir, onda beş oranlarında alınan vergidir. Bu sistem tımar sisteminde başarıyla uygulanmış ve öşür vergisi tımarlı sipahilere devredilmiştir. Haraç da fethedilen yerlerdeki ahalinin arazilerinden alınan vergidir. Müslüman olmayanlardan alınan kelle vergisine ise cizye denmektedir. Devletin maden ocakları, gümrük, tuzla, darphane gibi başka gelir kaynakları da vardır. Bunların işletme hakları açık arttırma ile kiralanır. Buna iltizam usulü denir. Tekrarlarsak devletin maden ocakları, gümrük gibi gelir kaynaklarının işletme hakkını açık artırma ile kiralamasına iltizam usulü denmektedir. Özünde bir vakıf medeniyeti de diyebileceğimiz Osmanlı devletinin vakıf sistemine kısaca göz atalım. Başta padişah ailesi olmak üzere birçok insan mallarının bir kısmını kamu yararına kullanılmak üzere ayırır. Öğrencilerin ihtiyacının karşılanması, bilimle uğraşan insanların desteklenmesi, sokak hayvanlarının beslenmesi gibi temeli iyiliğe, hayra dayanan harcamalarda bulunulurdu. Kısaca vakıf sistemi bir tür sosyal güvenlik organizasyonu, eğitim teşkilatının destekleyicisi, sağlık ve din işleri benzeri konuları destekleyen mali bir sistemdir. Osmanlılarda adliye ve hukuk sistemi konusuna gelince Osmanlı Devleti'nde hukuk üç kısımdan oluşur. Bunlar da şer'i hukuk, örfi hukuk, gayrimüslim cemaatlerinin uyguladıkları hukuktur. Şer'i hukuk, İslam'a dayanan hukuktur. Şer'iye mahkemelerinde kadı denilen tek hakim yargılamayı yürütür. Onun yanında subaşı, asesbaşı, tercüman, mübaşir gibi görevliler bulunurdu. Davalara kadıların evlerinde bakılırdı. Divan-ı Hümayun ise üst mahkeme görevini yürütürdü. Örfi hukuk ise padişahların kanunnamelerine dayanan hukuktur. Programın başından bu yana Osmanlı Devleti'nin devlet yapılanmasını açıklamaya çalıştık. Peki bu yapının bozulma nedenleri nelerdi? Şimdi bu sorunun cevabını vermeye çalışarak programı sonlandıralım. Merkezi devlet teşkilatının bozulmasında şehzadelerin yetişmesindeki yetersizlik, küçük yaşta tahta çıkma, rüşvet, tımar sisteminin bozulması, devşirme kanununa uyulmayıp herkesin askere alınması, disiplinin kaybolması, eğitimin zayıflaması, Yeniçerilerin evlenmeye başlaması ve ticarete atılması, Avrupa'da sürekli eğitim yapan ve ateşli silahları kullanan birliklerin kurulmaya başlaması gibi sebepler sayılabilir. Osmanlı'nın temel taşlarından olan ilmiye sınıfı da 16. yüzyıldan itibaren bozulmaya başlar. İlmiye ailelerine verilen imtiyazlar, liyakatin kaybolması, medreselerde eğitim sisteminin geliştirilmemesi, ders müfredat programlarının güncellenmemesi bu alandaki gerileme sebeplerindendir. Bozulmanın durdurulması için çareler aranmaya başlandığında 18. yüzyıla gelinmiştir. programa Osmanlı devletinin kurumsal yapısının Sasani, Bizans, İlhanlı, Selçuklu ve İslam öncesi Türk devlet geleneklerinden yararlanılarak Türk töresince kurulduğunu belirterek başladık. Buna göre devlet hükümdar ailesinin mülküydü. Merkezde ise hükümdar vardı. Devlet teşkilatı saray ve hükümdar etrafında örgütlenen kurumlardan oluşuyordu. Osman Bey'in kurduğu Osmanlı Beyliği'ni Orhan Bey devlete dönüştürmüştü. Yönetimde Padişah'tan sonra Vezir-i Azam, sonra diğer vezirler geliyordu. Osmanlı Devleti'nin merkez teşkilatında da Divan-ı Hümayun, Bab-ı Asafi, Bab-ı Defteri şeklinde sıralanan üç önemli yönetim kurumu bulunuyordu. Taşra Teşkilatı da eyalet, sancak, kaza, nahiye, köy birimlerinden oluşuyordu. Ardından ele aldığımız konuysa Osmanlı Askeri Teşkilatı oldu. Eğitim ve bilim kurumları, mali işler, Osmanlı vakıf sistemi, hukuk sistemi gibi konuları ele aldıktan sonra devlet teşkilatında bozulma nedenlerini sıralayarak programı tamamladık. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgiyi Yeni Türk Edebiyatına Giriş 2 kitabının 3. ünitesinde bulabilirsiniz. Ünite sonundaki soruları çözmeyi ihmal etmeyiniz.